Bak benim arayıp bulamadığım eski radyolardan. Biz bunu radyoyu alalım. Abim çalışıyor dedin. Çalışıyor, sana güveniyorum. Niye çalıştıramadık? Evet çalıştı. Radyomuz çalıştı. Çalışıyor. Kendimi aldım dinlemeye de. İşte bugün durgun. İyi oluyor. Sabah erken iyi oluyor da. Sabah kaçta kuruluyor burası? Vatandaşlar sabah biz 5'te geliyoruz. 4'te geliyoruz. Abi çalışıyor mu bu? Ne kadar bunun fiyatı? Bayağı güzel şeyler var ya burada. Tam benim istediğim böyle. Evet. Bak eski dekor telefon. Eski radyo. Şunu şöyle kilkoya alalım kenara. Çekim mi yapıyorsun abi? Evet abi. Pazarı tanıtıyoruz ya. Pazarı tanıtıyoruz bak. Millet çoğu bilmiyor burayı. Çorum mu? Tabii. Çorum'la ilgili. Geç kaldınız abi. Kaçtan olsun. İşte çoğu bilmiyor. Biz de yeni geldik. Ancak fırsatımız oldu. Eski radyo. Sağ olun mu? Kontrol. Çalışıyor mu? Şöyle tutma yeri de varmış. Evet. Şöyle koyuyorsun bunu. Yan. Üstte tuşları var. Ya dik koyuyorsun bunu. Zaten şeyde çalışıyor. Kulağı olması lazım iş yapmak için. Ha bak şurada kulağı da var. Radyo ayarını niye yapıyorsun bunu? Gerçekten de çalışıyor ya. Çalışır durum. Alalım mı? Çalışıyor, çalışıyor. Evet. Taraftan hediye vereyim. Vallahi evet, dekoratif olarak koyarsan al. Paramız çıkmazsa alamayacağız. Aha bu kadar param var. Ne kadar? Özgür Hocam 15 lira borç ver. Paramız bile yok. Görüyorsun yani. Biz bunu radyoyu alalım. Abim çalışıyor dedin. Çalışıyor, sana güveniyorum. Şuradan al abi. Sana 15 lira borcum olsun. Hangi evet. TV? Abi YouTube'da kanalımız var. Evet sevgili arkadaşlar bu radyoyu aldım. Dekoratif amaçlı. Abimden de telefonunu alıyorum. Abi parolanı girer misin? Abi. Hemen abone yapalım. Burada hemen abone işleri kolay oluyor. Pazarda memnun musun? Başka bir pazar istiyoruz mu? Başka bir pazar istemiyor da pislik tutmasınlar yeterli. Kim tutmasın? Iraklılar olmasın. Iraklılar burayı batırıp gidiyor. On açık mı? Nere diyor? Ben de unuttum. Çalıştım ayrı. Şuradan açmıyor. Yan taraftan açması lazım. Yan tarafta küçük düğme var bak. Abi şurayı bağladın mı? Burası tamam bak. Şimdi radyoları deniyoruz. Uzun tanıyorum çalışacağız inşallah. Tamam tamam. Nasip olursa olur. Nasip olursa çalışacağız. Çalışacağız. Dekor olarak kullanıyoruz. Çıkmıyor ha. Çalışan olur. Öyle bir nereye getirdi yok abi. Şuraya bak ben bilmiyorum. Niye çalıştıramadık? Ya denemeyiz. Bu da efendim olmuş. Alttaki esas dinliyoruz. Ya. Demek ki çalışmıyor. Çalışıyor abi evde kendim aldım dinleyeyim. Abi kendim aldım da ben ne ettim? Ceren var işte ha. Senin Ceren'e eksik geliyor abi o zaman. Allah buna. Allah. Mahmut amcama Ceren vermiyor sen. Bu Türk tuvaletim oraya da kalmışlarım abi o köşeye. He? O köşede de şurada Ceren var. Yok hayır Ceren. Burada işte Allah. Elektrik radyoya şu anda hiç girmiyor bu. Elektrik girmiyor. Tamam işte ya bu arızalı ya bağlantı yerinde bir sıkıntı var. En azından bir hışırtı gelir. Aynen. Öyle de açamadın mı? Öyle olsa bu da ya, çalışıyor. Ya kimde diyeyim ben diyorum. Kendim aldım. Aküden alıyor değil mi elektriği? Evet. Ha kendi. Ha şuradaymış. He. Çalışıyorum ben ya kendi şeyim. Şurası şey. Orası ses. Evet çalıştı. Radyomuz çalıştı. Çalışıyor kendim aldım dinlemeye de. Verdiği sözün arkasında duran garantili esnaf. Eyvallah. Mahmut amcamla aldınız her şey çalışır. Bu anahtar değil mi? Bora anahtarı diye düşünüyorum. Şu zincirli anahtar geçer bunun ismi. Bora anahtarı şunlardır. Zincirli anahtar geçer bunlar. İşler nasıl abi pazarda? Allah bereket versin akraba. Ben sanayici olduğum için ben kendim kamyon tamircisiyim. Dezgahım güzel, müşterim güzel. İyi mal satarım. Kötü malı koyulmam. Sevmediğim malı müşteriye vermem. Ben açık konuşuyorum. Şu Çin malıdır sana yaramaz. Şu Avrupa malıdır yarar. Zeltaş, Altaş, Gedura hepsi var bizde akraba. Baltalar ne kadar abi küçük baltalar? Akraba bu baltaları biz 60 liradan satıyoruz. Vatandaşa 50'ye kadar veriyoruz. Ben şirketin mi gideyim mi? Akraba hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi bunlar kusura bakma. Yenilenmiş herhalde bunlar. Ceza yağı sıfır mı yenilenmiş herhalde? Akraba bunların saplarını da değiştiriyor. Ha, sıfır olan da var, ikinci el olan da var. İskilip sobanın malları da var böyle. En güzeli Yonis usta vardı. Yonis'in keserleri yok piyasada. Yonis'in şimdi keseri yok. Zobar yapıyor bak şöyle lider diye bir keser yapıyor. Çok güzel. Evet.
Vatandaşa bunu veriyoruz. Yunus Usta'nın keserleri şu anda evet, yok. Evet, onlar meşhurdur. Şunlar pik meşhur. Döküm yaramaz, bunları vermiyoruz. Evet. Ayıp olacak. Ama isteyene de, ekstra isteyene de, buradan talep edene de. Ya işte adam diyor ki ben çapa yapacağım, buyur bunu 35 liralık mal. Ama bu da 100 liralık mal. Evet. Akraba her çeşidimiz var. Şura komple sobaya kadar bana ait oran. Ooo, bayağı kalabalık senin evet, malzemesi. Evet, benim tezgahım büyük. Hacı Metin dedim hiç cümle alem bilir bizi. Pazarda Hacı Metin dedim. Pazarda Hacı Metin dedim bizi cümle alem bilir. Tamam Metin abi. Teşekkür ederiz. 8 sene Mekke'deydim ben kamyon tamir. Dillerinde saysana her şey dillerinde İngilizce, Arapça. İngilizce yok da Arapi kelam bir. Türkçe, Kürtçe. Kaç dil biliyorsun? Bir Türkçe bir Arapça başka ne bilek ya. Burada gelen Araplarla falan anlaşıyorsun. Onlar geldiğinde çok sıkıntı çektiler. Hep tercümanlığını ben yaptım. Yani esnafla tercüman arada tercüman sen oldun evet. Değil mi? Ama şimdi bellediler yavaş yavaş alıştırlar bize onlar da. Yine de bilmeyene yardımcı oluyor. Eyvallah. Evet arkadaşlar burası da pazarın ikinci bölümü. Pazarın arka tarafı. Burada Iraklılar, Suriyeliler falan var. Genelde kıyafet satılıyor değil mi? Özgür kıyafet de. Satılıyor. Kıyafet, ayakkabı. Giysi malzemeleri var. Böyle ufak tefek de mutfak malzemeleri falan da var. Pazarın diğer kısmı, pazarın dışında kalan kısım. Esas ana bölüm içeride. Burada öğrendik ki sabahları gece saat 4'te esnaf buraya geliyor. Tezgahını açıyor. Saat en hareketli saatler 6.30, 7, 8 o civarlarda. Yani 9'a 10'a kalırsanız düzgün ürünleri bulamazsınız diyorlar. Evet hakikaten de doğru. Düzgün böyle işe yarar malzemeler hep gitmiş. Tezgahlar neredeyse boşalmış. Ben daha önce buraya gelmeden önce şey düşündüm ya kim alır kim eder diyordum ama bayağı bir pazarın rağbeti varmış. Esnafta işimiz iyi diyor maşallah. Bakalım tekrar dolaşacağız pazarı. Geride kalanları çekmeye çalışacağız. İlginç bir şey bulursak sizlerle paylaşacağız. Şimdi Özgür Hocam bir şey buldu. Böyle çalışıyor herhalde. Bak, şöyle. Şuradan destek alacağız herhalde. Tabii yukarı. Öyle değil. Ha, öyle de verebilirsin. Şöyle. Tabii. Oradan omuzunla da destekleyip. Şöyle herhalde destek. Şu aşağı doğru. İkine doğru geleceksin. Ha. Bu şekilde. Bak, eski saat var mesela. Burada araba janta da bulabilirsiniz. Çünkü az önce dikkatimi çekti. Brodvey jantları falan da var. Şöyle göstereyim. Kısım komple araçlarla. Traktör, kamyon, bisiklet, jant, lastik. Hepsi, bütün malzemeler var. Burada bulabilirsiniz. Balıkçı malzemeleri satan arkadaşımız var. Bak burada olta satıyor. Gördüğünüz gibi olta satıyor burada. İkinci el. İkinci. Burada bir ne diyor? File mi diyorlardı bunu abi? File var. Güzel bir şey buldum. Şimdi şöyle amca kolay gelsin. Güzel bir şey buldum ben burada. Çok küçük bir saat. Ne kadar bu? Çalışıyor mu amca bu? Abi bir şey diyemem. Bu eski yeri. Çalıştığını küçük işte bak. Aa, burada da bak. Erkek saati var burada da. Ne bu? Kolay gelsin, hayırlı işler. Ayrılalım, pazar gözümüzü bitirelim. Sevgili dostlar, dediğimiz gibi burası çarşamba günleri. Gece saat 4'te kuruluyor. Saat 8 gibi, 9 gibi işe yarar malzemelerin bittiği söyleniyor. Her çarşamba Erol Çok Hastanesi'nin karşısında, Çorum'da. İkinci el eşya pazarını, yani diğer tabirle bit pazarını burada bulabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederiz.